Ali, Ali Utku, hocamız sağ olsun bizi kırmadı, Erzurum'dan çıktı, geldi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocamızla bu akşam işte edebiyat felsefe ve genel olarak belki de sanat felsefe ilişkileri üzerine bir, bir söyleşi yapmayı umuyoruz. Ee, programın sonunda da sorularınız olursa da seve seve cevaplamaya çalışırız. Önce genel bir çerçeveden başlasak hocam. Ee, Malum sanat, edebiyat ve duyulara ait, felsefe akli bir alan filan hani bunlar böyle çok da birbirine geçişken gibi durmuyor. işte önce mitos vardı, logos sonradan geldi malum. Bu mitosla logos ya da işte sanatla felsefe arasındaki nasıl bir ilişki var? Böyle bir aşk ilişkisi mi, nefret ilişkisi mi var? Bir genel bir çerçeve çizerseniz. Evet, teşekkür ediyorum. belirttiğiniz gibi mitostan logosa bir geçiş olduğu vurgulanır. Ya da şöyle diyelim, felsefeden önce meselesi, felsefe tarihi çalışanların, yani Grek felsefesi çalışanların temel sorunlarından birisi. Çünkü felsefe, malumunuz olduğu üzere Yunan'da işte Thales'le başlayıp, Platon ve Aristoteles'e doğru bir evrim doğa filozoflarından, işte sofistler üzerinden Platon ve Aristoteles'e doğru bir evrim olarak gelişen e, rasyonel düşüncenin gelişimi olarak ele alınıyor. Tabi Thales'ten önce Homeros e, örneğinde görüleceği üzere e, mitik e, ve epik bir dönem olduğu biliniyor. Mesela Aristoteles Homer'i e, ilk filozof olarak gösteriyor Homeros'u. E, Tabi e, Homerik metne baktığımız zaman e, en azından klasik anlamıyla felsefi bir metinle karşılaşmıyoruz. <laughs> hani önce söz vardı, sözde de şiirdi e, deniliyor malum yaygın ifadeyle. E, Homer'in e, şiiri de tabi bugün anladığımız anlamda bir şairin e, yaratısı olmaktan ziyade e, anonim e, söylene gelen diyelim e, anlatıların şiirsel tarzda metinleştirilmesi hatta Homer gibi bir şahsın var olup olmadığı, yaşayıp yaşamadığı tartışılıyor. Fakat Homer ismi bu metni iki metni İlyada ve Odeseyi birleştiriyor ve örneğin Platon'un ifadesiyle aslında Homeros kadim Yunanın ilk eğitmenidir. Kendi söylemi içerisinde hem felsefi olanı hem dini olanı bir dünya görüşünü diyelim daha geniş geniş anlamıyla içermektedir. Ee, sizin sorunuz tabii çok manidar çünkü hakikaten bir e, hem bir aşk ilişkisi hem de bir e, nefret, ilişkisi. nefret <laughs> ilişkisi var felsefenin tarihi içerisinde de bu var. Ee, özel anlamda şiir felsefe meseleleri söz konusu olduğunda e, bizzat at Platon'a e, referansla çünkü Platon malum e, ideal devletinde devlet tatlı diyaloğunda şairlere yer vermez Hatta genel olarak sanatçıları dışlar Bazı sanatlara ye, yer verir ya da sanatçıya yer verir ama e, fe, felsefi hakikate tabi kılarak felsefi hakikate tabi olmamış sanata diyelim yer vermez. E, şimdi çok genel bir problem ama hızlı bir şekilde izah etmek gerekiyor herhalde yani şöyle denilebilir bir mitopoetik e, düşünüş biçimi var. Ee, felsefe olarak adlandırılan bugün felsefe olarak adlandırılan düşünüş biçiminin rasyonel düşünüş biçiminin e, kaynağını oluşturan mitopoetik bir düşünüş biçimi var. Bu mitopoetik düşünüş biçiminden felsefi düşünüşe geçiş mitos ve epos'tan logos'a geçiş olarak adlandırıyoruz. Ee, Birden biri olmamış. Aynı zamanda da rafine bir geçiş de değil. Mesela Parmenides meşhur eserini aslında şiir olarak yazıyor. Yine Herakleitos şairdir, karanlık Herakleitos deniliyor çünkü aşırı derecede metafora başvuruyor. Yine Lucretius Roma Roma döneminde felsefesini şiirle ifade ediyor. Özellikle kadim e, Grek e, felsefi metinleriyle karşılaşmadan önce e, bu şiirsel metinlerle ve tragediyalarla karşılaşıyoruz. Bu e, bunların hesabı bir anlamda e, Platon'da çıkarılıyor Karşımıza çıkıyor. Platon, ideal devletinde e, sanatçıya karşı olumsuz bir tavır takınıyor. Bu da sizin genel olarak sanat ve felsefe dediğiniz şey, her ne kadar eski Yunan'da bugün anladığımız anlamda sanat tırnak içerisinde e, terimi ya da terimine karşılık gelen şey yoksa da, bugünkü sanat dediğimiz şeyi de içerecek şekilde, dönemin e, tragediyasına, şairine karşı özellikle Homer üzerinden ciddi bir şey var. E, karşı çıkış var. E, bunun sebebi de herhalde e, şöyle diyelim, Platon'da tek boyutlu değil. Yani mesela epistemolojik metafizik bir problem var, epistemolojik bir problem, yani bilgi meselesinden kaynaklanan bir problem var. Daha genel olarak bunları biz hakikat problemi olarak her şeyden önce değerlendirebiliriz. Etik bir problem var, politik bir problem var. Şimdi etik ve politik mesela şairle pilot biliyorsunuz Platon'un devletinde devlet kim yönetecek sorusunun cevabı filozof yönetecek. Dolayısıyla filozofun alternatifi olarak görünüyor şair ve sanatçı. Şimdi dolayısıyla eski Yunan dünyasında nomos'un, nomos'un ve telos'un üzerinden yürütülen bir mücadele olduğu söyleniyor. Nomos ve etos, dolayısıyla etik ve politik yasayla alakalı bir problem. Ee, kabaca şöyle söyleyebiliriz: Platon, şairlerin e, devletin çatısı altındaki insanların ahlakını bozacağını, en azından onların duygu dünyalarına, mesela savaşçının bir sınıf olarak cesur olması, bekçinin cesur olması gerekirken, onların duygular üzerinde olumsuz bir etki uyandıracağını. Dolayısıyla sosyal düzeni bir anlamda bozacağını düşünüyor. Öyleyse etik ve politik sonuçlar var. Ama daha temelde bence Batı felsefesinin gelişimi açısından asıl problem söylem olarak hakikat meselesinde düğümleniyor. Çünkü felsefe hakikatin sahibiyken, hakikati temsil ederken sanatın Platoncu öğreti açısından mimetik olması, taklide dayalı olması bunu da şöyle anlatalım yani Platoncu metafizik bakımından idelerin bilgisine erişecek olan kişi filozoftur. Bu da rasyonel faaliyetle gerçekleşecektir. Sanatçı ise sizin de belirttiğiniz gibi duyular üzerinden e, hareket ettiği için her zaman zaten kendisi taklit olan duyulur dünyanın taklidini üreteceği için hakikatten bir uzaklaşma söz konusu olacak. Öyleyse hakikatin sahibi olan felsefedir. Sanat ise, ee, olsa olsa hakikat, hakikatin sahibi olan felsefenin tabiyeti altında yani o hakikat rejimine bağlı kalarak faaliyet gösterebilir. Yani sanata aslında tamamen bir dışlamadan ziyade bir hakikat rejimine tabi kılma problemi olduğu söylenebilir. Bu genel olarak aslında klasik dönemin sanat anlayışında egemendir de denilebilir. Yani bir hakikat rejimi çerçevesinde sanatın e, işlevsel olması meselesi. Öyleyse çok genel olarak bir kere hakikat problem var. Şimdi şöyle bir şey var, bunun e, e, felsefe tarihi üzerinden e, belki ön, öncelikle vurgulanması gereken şeylerden birisi edebiyat felsefe daha özel olarak şiir felsefe ilişkisinde e, indirgemeci bir e, açıklama e, ortaya koymak yani felsefede felsefe ile edebiyatın arasındaki ilişki budur ya da bu olmalıdır gibi indirgemeci bir çözümleme yapmak bir e, açıklamada bulunmak mümkün görünmüyor. Çünkü biz edebiyatı da, felsefeyi de tarihsel bir şey olarak görüyoruz. Bunların aslında verili özleri yok. Dolayısıyla tarih içerisinde şekilleniyor ve felsefeye baktığımız zaman hangi felsefe ya da klasik tabiriyle felsefenin tarihinden ziyade felsefelerin tarihinden bahsediyoruz. Pek çok felsefe var. Şu filozofta ya da bu felsefi tavırda edebiyatla ilişki şu iken bir başkasında farklı olabiliyor. Dolayısıyla tarihsel olarak edebiyat felsefe ilişkisini tek bir kalıba sokmak mümkün değil. Ama kaynakta bu tip bir problem var. Derrida diyor ki felsefe şiirsel başlangıcın yasını tutar diyor. Yani şiirle tarihsel olarak bir e, muhasebesi ya da bir hesaplaşması var. <laughs> e, tarihsel başlangıca dönmek felsefe edebiyat ilişkisinin sürekli kurucu bir şey olduğu anlamına gelir felsefe açısından. Çok uzatıyorum ama hepsi önemli. Bahis, bahisler olduğu için... i̇çin. Ee, şöyle diyelim... E, felsefe... her ne kadar e, özerk... bir disiplindir vurgusu hep yapılır... özellikle felsefeciler tarafından... modern felsefeden itibaren de özellikle... özellik felsefenin... E, söylem biçiminin... E, ayrıştırılması anlamına geliyor... şimdi bir söylemler çatallanması... batıda ta antikiteden itibaren... yükselişe geçiyor... yani Özellikle modern dönemde bilimsel söylem ve felsefi söylem, edebiyatın söylemi hatta edebiyatın içerisinde türlerin oluşumu falan bu bir tarihsel macera. Dolayısıyla söylem, söylemlerin giderek çatallandığı tarihsel süreç içerisinde felsefe kendisini özel bir alan olarak diğer söylemlerden ayırt ederek hatta diğer söylemlerin üzerinde kendisine başat bir rol biçerek e, kendisini tanımlamaya çalışıyor. Fakat... Tarihsel olarak baktığımızda da şöyle şöyle bir e, durum söz konusu. Felsefe her zaman e, paradigmatik bağıntılar üzerinden açığa çıkıyor. Özellikle de temel alanlar olarak din, sanat ve bilim alanları ile kurduğu paradigmatik bağıntılarla felsefe şekilleniyor. Yani özellik vurgusuna rağmen felsefe e, dinle kurduğu ilişkiyle, sanatla, edebiyatla kurduğu ilişkiyle, bilimle kurduğu ilişkiyle belirleniyor. Mesela modern felsefe orta çağın dini paradigmatik bağıntısından pozitif bilimlere doğru kayan, onlarla kol kola giren bir felsefeyle karşılaşıyoruz. 19. yüzyılda bu sefer bilimler karşısında sigaya çekilen, bilimler karşısında kendi özelliğini ya da hatta kendi mevcudiyetini muhafaza etmeye çalışan bir felsefeyle karşılaşıyoruz. Öyleyse yer yer bu paradigmatik bağıntı sorunu felsefenin mevcudiyetinin e, sorunu haline geliyor yani e, 19. yüzyıldan özellikle Hegel'den itibaren zaten felsefe sona erdi felsefe öldü vurgusu var öyleyse felsefenin hayatiyetinin e, diyelim e, üzerinden konuşulacağı bir problem haline geliyor edebiyat ve felsefe ya da felsefe ve falan gibi bir disipline ya da bir söylem alanına yapılan gönderme edebiyat da burada çok e, temel bir alan çünkü kaynakta demin dediğimiz gibi söz var <laughs> Sözün iç, üç biçimi var eski Yunan'da. Epos, mitos ve logos. Epos, mitos bir arada aslında kaynakta bunlar birbirinden ayrılmıyor. Homer'in metnine baktığımız zaman hem bir mit anlatılıyor hem de bu şiirsel bir şeyle bir destan olarak bize sunuluyor. Ama aynı zamanda onun içerisinde felsefi olanı bulmak da mümkün. Şimdi bu hesaplaşma tarih boyunca devam ediyor dedim. Modern felsefede mitik olana karşı hatta sanata karşı felsefenin sesinin yükseldiği ya da felsefenin mitik olanı bastırmaya, devre dışına bırakmaya çalıştığı bir dönemle karşılaşıyoruz. Her türlü hurafeye, batıl inancı vesaire karşı çıkan e, aydınlanmacı diyelim felsefe, e, mitik olanı da reddediyor. Fakat tam da o dönemde, 18. yüzyılda mesela, Can Battista Vico dilimize yeni bilim diye çevrilen La Science Nova adlı eserinde Homer'i yüceltiyor. Homer'i e, klasik dünyanın merkezine oturtuyor ve Homer'ik e, şiirin e, batı düşüncesi aç, açısından önemini tespit ediyor. Mesela bu önem bizim konuşmamız açısından da dikkat çekici olabilir. Evrenseller meselesi, bugün felsefen felse, kavramdan önce bir metafor dönemi var ya da imgesel olan kavramın oluşumuna nasıl hizmet ediyor sorusu. Dolayısıyla evrenselleri, Platon'da evrensellere tekabül edecek olan e, kavramların yerini Homerik metinde metaforlar işgal ediyor. Dolayısıyla Homer'i mesela Vico ilk defa evrensel imgeleri üretmekle kavrama geçişte önemli bir adım attığını söylüyor. Ve aynı zamanda mesela mitik olan malumunuz olduğu üzere şahsi bir söylemi üretmiş oluyor. Halbuki Homer'dan önce gayri şahsi bir dünya var. Şahsiyetleştirilmiş aynı aynı zamanda bu paganik dünyanın unsuru olduğunu da gösteriyor. Şahsiyetleştirilmiş bir hayal dünyasına geçiş aslında Batı'nın o kavramsal alanını hazırlayacak bir adım olarak Vico tarafından gösteriliyor. Yani şarkta olmayan Batı'da Yunan'ın yer yer bazen mucize olarak adlandırılan o felsefenin çıkışını hazırlayan şey bu mitik metinlerde görülüyor. Ama klasik olarak Platon'un tavrı açıktır. Platon sanatçıyı ya diyor bu devletin içerisinde bu yapıya uygun Hareket, dolayısıyla bu hakikat rejimine bağlı kalarak çalışırsın ya da ona e, bu devlette işi olmadığını şaire söyleriz diyor. Şimdi tartışılması gereken pek çok şey var. Mesela e, Platon kendisi de gençliğinde şiir yazıyor, sonra şiirlerini atıyor. Diyalog biçimi e, felsefe felsefede Platon tarafından felsefeye kazandırılan diyalog biçimi. E, edebiyata, felsefenin edebiyata müracaatını gösteriyor. Yani Platon bir yandan da çok ciddi anlamda bir edebiyatçı yani sanatçı. Belki biraz sonra başka bir vesileyle konuşmanız mümkün olacak. Ee, edebiyatçı da, sanatçı da felsefi bir tavır, filozofta da edebi bir ya da sanatsal bir sanatçı tavrı söz konusu oluyor. Bu mesela Platon'da, Platon sanatçı olduğu kadar filozof, filozof olduğu kadar sanatçı bir e, düşünür e, aslında. Şimdi e, Vico kadar mesela Nietzsche'de e, batı tarihine dönerek sanatla, özel özelde de edebiyatla, tragediyayla felsefe arasındaki ilişkileri, dolayısıyla mesela e, Homer'le, Euripides'le, Sokrates arasındaki ilişkileri tartışan, Sokrates'in yanında değil de Homerik olanın, şiirsel olanın, Dionizyak olanın yanında yer alan bir e, yazar. Onun meşhur Tragedia'nın Doğuşu adlı eserinde, ee, şöyle bir tespiti var diyor ki Platon aslında diyaloglarla e, sanatı Dolayısıyla edebiyatı kendi tabiiyeti altına aldığını göstermiştir diyor yani diyalog türünü edebi bir e, biçimi e, ustalıkla kullanarak kendi hakikat anlayışına sanatı tabi kılmıştır diye Bunu tersinden de okumak mümkün aslında tam tersine edebi biçime kendi hakikatini kaptırdığını söylemek de mümkündür Belki biraz sonra, e, felsefede biçim içerik sorunu açısından çünkü e, felsefi öğretiyi e, bir metnin içeriği olarak şöyle de diyebiliriz. Felsefe tarihini filozofların değil de metinlerin tarihi olarak okuyacak olursak, metinlerin içeriklerini de onların öğretisel özleri olarak görecek olursak, bu öğretileri, içerikleri hangi biçimde sundukları sorunu felsefe tarihini bu biçimsel yapı üzerinden okumak çok renkli tartışmalara yol açar. Yani Platon'da diyalog, biraz önce Parmenides vesaire, şiir, işte e, denemeler, e, Nietzsche'nin e, zer düştüğü gibi yani böyle çok değişik biçimlere müracaat ederek filozoflar metinler kaleme alıyorlar. E, Platon'da cereyan eden şey bir yandan edebi bir e, biçimi ama çok kendi meta, metaviziğiyle e, sistematik felsefenin kaynağı olarak gösterebileceğimiz e, Platon'un kendi öyle hakikat rejimine Sanatçıyı tabi kıldığını söyleyebiliriz. Çok genel, çok uzun, daha da söylenebilecek şeyler var ama herhalde bahis <laughs> Tabii Satsızım çok genel bir çerçeve oldu bu, evet. söylüyorsun. E, o zaman tam geldiğiniz yerden devam edelim. İşte felsefe akılla, edebiyat ya da sanat duyguyla hareket ediyor dedik. E, bu kategoriler aşılamaz e, kategoriler mi? Hiç aralarında geçişkenlik var mıdır, yok mudur değindiğiniz gibi zaman edebiyatın felsefeleşmesi, felsefenin edebileşmesi söz konusu herhalde. İşte bu, en son Platon örneğini verdiniz. Buradan devam edebiliriz aslında. Evet. Ee, yani e, duygu ve m, akıl e, işte kavram ve metafor arasında ayrım yapıyoruz ama bu e, ayrım da e, sınır da bulanık aslında. Yani Nietzsche gibi bir filozofta eee kavramın Metaforlaştığını görüyoruz ya da metaforik kavramlarla karşılaşıyoruz. Hı. Demin dediğim gibi aslında yine e, eski Yunan'da kavram birden bir ortaya çıkmıyor. Kavramın ortaya çıkışı da o metaforik olandan kavrama bir geçiş. Bu nasıl gerçekleşiyor? Bunun üzerine e, çalışmalar e, yapılıyor. Şimdi e, felsefe kavramlarla çalışıyor ya da felsefe mesela çağdaş bir filozofun ifadesiyle kavram yaratma, kavram üretme faaliyeti olarak gösteriliyor. Nasıl ki bir ressam renklerle çalışıyorsa, filozof da e, kavramlarla çalışıyor. E, öbür taraftan edebiyat, e, edebiyatın alanı sanki duyguymuş gibi görünüyor ama o da bir yine belirsizlik. Çünkü biz şunu görüyoruz, e, edebi metin de e, belli bir düşünce biçimini bize sunuyor. Hatta e, duygusal olanı, değil mi? Rasyonel olanla bütünleştirerek bize sunuyor. Ama Kalıpları yani bir kalıp olarak indirgene indirgenemez kalıplar değil de kalıp olarak bakıldığı zaman belki edebiyat-felsefi ilişkisinin anlaşılmasında ipuçları veriyor bu ayrım. Yani şöyle diyebiliriz mesela sanatçı-filozof olarak değerlendirilen e, filozoflar da örneğin işte Albert Camus onun felsefi denemeleri var zaten bunlar da edebi metinler aslında. Ama orada kavram kavramsal çalışıyor. Mesela e, Sisifos e, miti. Sisyfos söyleni adlı eserinde saçmayı kavramlaştırıyor, bir kavram olarak saçmayı bize sunuyor. Orada tabii o kavrama ulaşma da aşama aşama gerçekleştiriyor bunu. Ama aynı filozof e, örneğin yabancı romanında ya da veba romanında saçmayı bize bir kahramanın yaşam deneyimleri üzerinden sunuyor. Yani onun e, duygu dünyasının üzerinden sunuyor. Yani i̇şte. E, böylelikle ne oluyor? Bir tarafta kavramsal çalışma, bir tarafta işte bu duygu ve yaşam deneyimi üzerinden bir çalışma. Tabi bunlar birbirinden ayırt edilebilir mi? Demin bahsettiğiniz mesela Nietzsche'nin zer düştü çok ilginç bir örnektir. Zaten biraz da sanatla felsefe arasındaki çatışmanın doğruğa çıktığı yer aslında Nietzsche, Hegel, Nietzsche falan gibi görünüyor. Nietzsche bunu bozmak için bir anlamda da sanatçı yönünü, şair yönünü, filozof yönünün ee, önüne çıkartıyor. Hatta e, ben e, bunu yazmıştım da şimdi Nietzsche'nin e, çıldırmadan önce yaptığı son iş Dionysos Trombosları diye bilinen şiirlerini bir derli, zaten çeşitli eserlerinde e, dağlık biçimde yayınlanan vesaire şiirlerini bir araya getirip bir kitaplaştırıyor. En son yaptığı iş bu. Yani aklı başındayken diyelim ne kadar aklı başında olduğu da ayrıca problem problemli çünkü şöyle şiir bu şiirlerin en başına e, sadece deli sadece şair başlıklı şiirini alıyor sadece deli sadece şair e, buradaki delilik de aslında e, şey Dostoyevski'nin budalası falan anlamına da gelen bir kelime Almanca'da nar kelimesi şimdi ilginç bir şey adam durup dururken hele yani ömür şey aklı başındayken yaptığı son işin şiirlerini toplamak şair olarak ve bunun bu derlemenin başına da sadece deli sadece şair başlıklı şiirini koyması şiirin içerisine baktığımızda birden meseleler çözümlenmeye başlıyor çünkü orada tabii şiir tamamen aklında değil ama mesela şöyle diyor hakikatin yavuklusu ha diyor hakikat problemi yani hakikatin yavuklusu ha Hayır diyor. Şair sadece diyor. Yani abuk subuk konuşan, yalan söyleyen diyor. Malumunuz Platon'da şairin e, devletten kovulmasının, sanatçının tard edilmesinin önemli sebeplerinden birisi ya, yalan söylemesi. Hakikat rejimine tabi kılmak adına yalanın bastırılması anlamına gelir. İslam dünyasında da malum e, şiir, yalan ve şiir, şair meselesi gündeme gelir. Bu da yine bizim klasik dünyamızın hakikat rejimi bağlamında anlamlandırılması gerekir. Diyeceğim Nietzsche Şiirsel olana, Dionizyak alana, kendi sanat anlayışıyla, hakikat anlayışıyla doğrudan paralel bir biçimde perspektivist anlayışıyla işte efendim o tragediyan doğuşundaki anlayışından uzaklaşarak çünkü orada orada malum Dionizos ve e, Apollon birbirini dengeleyen iki e, figürken e, geç dönemine doğru ikisinin dengesinde şeyi arayan, kendi tavrını, tutumunu arayan e, Nietzsche eee yok yak olan esrimenin sarhoşluğun, çılgınlığın şeyidir, figürüdür. Oraya doğru kayıyor son metinlerini Hatta çıldırdığında yazdığı mektuplarda Dionysos olarak imzalıyor mektuplarını. Dolayısıyla bir akıl ve akıl dışı arasındaki meseleyi iyi bizzat kendi hayatında, kendi metninde örneklemiş oluyor. Zerdüşt de bunlardan birisi. Şimdi Zerdüşt metninde biz karşımıza bir kahraman çıkarıyor aslında. Zerdüştü çıkarıyor. Ee, bu da kavramsal bir kişilik olarak analiz ediliyor. Neticede bir kavram aslında, bir kavramsal kişilik. Çünkü başında bir insanlığa bir öğreti getirdiğini söylüyor. Tabii bu klasik bir öğreti değil, çünkü klasik e, teoriden farklı bir şey getiriyor. Ama orada yani en ciddi meselenin herhalde sanatla felsefe arasındaki bu gerilimi e, Nietzsche'nin es, e, eseri ve düşüncesi üzerinden okuyabiliriz. Sanatçı sanki felsefecinin, filozofun yerine e, oturtuyor, koltuğuna oturtuyor. Ki ondan sonra zaten bu sanat felsefenin yerini sanata devredip devretmeyeceği tartışmaları falan başlıyor. Ama e, duygusal olan fe, felsefeyle yani kavramla duygu e, bir anlamda e, şu, ne, ne, nasıl bir irtibatlandırma yapılabilir? Şöyle diyelim kavram kavram dediğimizde e, en azından bir tanımlamayla karşı karşıyayız. Mesela Spinoza'yı düşünelim çünkü en belki ciddi örneklerden biri olarak ele alınabilir. Onun etikası e, geometrik modele göre e, yazılmış bir matematiksel yöntemle yazılmış bir kitaptır ve metafizik temellerden başlayıp ahlaka ulaşan ciddi bir sistemdir. Geometrik yöntemde de tanımlarla başlanır. İşte aksiyomlar sonra önermeler sonuçlar çıkartılır. Şimdi tanım mesela en başta işte diyelim ki e, kendi kendisinin nedenini tanımlı, kavuzda sui. Kavuzda sui'nin ne olduğunu tanımlıyor. Onu tanımlarken de özsel bir tanım yapıyor. Mantıkta özsel tanım, atsal tanım diye tanım türleri var. Bir şeyken zorunlu özüyle tanımlamak. Yani bir şeyi neyse o yapan özle o şeyi tanımlamak. Şimdi öyleyse kavuza suyu bir kavram. Bir özsel tanıma sahip. Dolayısıyla keskin bir biçimde bir yere oturtabiliyoruz. Açıklık var, sarahat var. Ama felsefenin metafor, sanatın alanında, duygunun alanında e, akıl gibi akıl ölçülülük itidalken duyguda değil demi e, bu ölçüyü kaybetmiş oluyoruz. Aynı şekilde metaforun alanında da bu e, açıklığı keskinliği netliği sarahati kaybetmiş oluyoruz. Çünkü metafor istikrarsız bir alan. Ve e, Platonun metninin en önemli özelliklerinden birisi yazının ikircikliğini net bir şekilde ortaya koymasıdır. Hatta bunun çok güzel şeyi e, ayrıntısı. Deridan'ın meşhur Platon okumasında, o Platon'un eczanesi diye dilimize çevrilen e, metninde görünür. Çünkü yazı ikirciklidir, söze nispetle. Sokrates neden kitap yazmamıştır? Çünkü Sokrates konuşan kişinin burada olmadığı zaman onun sözünü temsil eden yazıyı reddeder. Çünkü ona ölü söz diyor. Canlı söz şu anda benim yaptığım gibi konuşuyorum, sözün kaynağı burada. Ama benim olmadığım yerde benim sözümü temsil eden kitap, Değil mi? Ne kadar ikircikli ve istikrarsız bir şey. Dolayısıyla yazıya karşı böyle bir şey var. Ee, bunu yazıyı ancak bir şeye tabi kılarak e, yani istikrarlı kılabiliriz ve onun ikircikliğini engellememiz lazım. Klasik dünyanın çok temel problemlerinden birisi olarak e, ortaya çıkıyor bu. Yani bizde de yazının ikircikliği meselesi. Diyeceğim bunu sağlamanın yolu nereden geçer? Platon açısından işte bu ee, mesela diyalektik ve matematik e, felsefeyle felsefe bütünleşmiş diyalektik ve matematik düşüncenin sarahatini, işte açıklığını, keskinliğini, netliğini sağladığı kadar yazının da netliğini sağlayacaktır. Halbuki edebi metinde bu söz konusu değil. Edebi metin metafora müracaat ettiği için oldukça istikrarsız, dolayısıyla e, anlam taşmalarına yol açacak. E, belirsizliklere yol açacak bir şey olarak görülüyor dolayısıyla bunu bir kontrol altına alma meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Hakikat meselesine bir iki defa girip çıktığımız onu özel olarak üzerinde duralım istiyorum hakikatin yani dilimize pelensek olmuş ifadeler var işte hakikate ermek hakikate ulaşmak hakikati bulmak filan e siz felsefe siz <laughs> o hakikat rejimin elinde tutuyor sanatçılar da sanki o hakikate Ermenin peşinde koşuyor gibi bir durum var bu, bu e, sanat felsefe bağlamında bunu nasıl anlamak lazım bu hakikat ilişkisini? Evet, biz tabii klasik felsefe açısından düşünüyoruz. Yani demin yine belki Nietzsche'den başlatabiliriz. Nietzsche'den itibaren hakikat çok problemli bir kavram. Halbuki klasik dünyada felsefe nedir sorusunun en kestirme cevabı hakikatin araştırılmasıdır. Peki ama nedir bu hakikat? Dolayısıyla karşımızda hakikat tanımları ya da hakikat üzerine kurgular var. Niçe hakikatin seyyar metaforlar ordusu olduğunu söylüyor. Çok meşhur ifadesidir, en çok alıntılanan ifadelerden birisi. Nedir bu hakikat diyor, seyyar metaforlar ordusu. Dolayısıyla e, Niçe hakikati reddetmiyor. Ama hakikatin bir kurgu olduğunu ve perspektife göre farklılaşabileceğini gündeme getiriyor. O tarihten itibaren bir hakikat krizi oldu malum. Mesela bugünlerde de popüler anlamda post-truth meselesi Hı. tartışılıyor. Bu da Türkiye'nin gündemine düşmüş olması da ilginç. Hem siyasal bağlamı hem toplumsal kültürel bağlamı anlaşılmalı bence. Yani sadece felsefeciler değil sosyologlar da bunu düşünmeli. Bir deizm tartışması bir de arkasından post-truth tartışması. Post-truth tartışması daha ziyade bu iletişim, iletişim ee, teknolojilerinin gelişimi yani sanal gerçeklik, internet vesaire bunlar üzerinden biraz da iletişimsel bir şeymiş gibi tartışılıyor ama işin temelinde hakikatin demin de belirttiğimiz üzere sahibi olarak felsefe kendisini görüyorsa felsefi bir mesele var demektir. Elbette var. Çünkü e, yani postmodern dünyada artık klasik dünya gibi bir hakikat tekilliğinden, mutlaklığından bahsedilmiyor. Relativitenin egemen olduğu bir dünya vesaire. Ama bu hakikatin olmadığı anlamına da gelmiyor. Yani hakikatin çoğulluğuna vurgu yapılıyor. Hakikatin türetilebilirliğine ya da türeyimselliğine, türetimselliğine gönderme. Mesela Badiou bu hala yaşayan şu anda önemli Fransız düşünürlerinden birisi. ve tam da felsefenin sonuna karşı mücadele etmek için çünkü felsefenin sonu hakikatin sonu demek aynı zamanda hakikatin sona ermediğini ama yine de klasik hakikat çünkü klasik hakikat indirgemeci, totalitarist falan gibi görünüyor. Tek bir hakikat rejimi, mutlak bir hakikat rejimi. Dolayısıyla hakikatin türetimsel olduğunu ve işte bilim gibi, sanat gibi alanların hakikati, felsefenin hakikati üretmek ya da ortaya koymak gibi bir işinin olmadığı tam tersine o alanların mesela bilimin, değil mi sanatın ürettiği hakikati bir yandan üzerine çalışan, refleksiyon yapan bir şeymiş gibi felsefeyi kurguluyor. Diyeceğim yani çağdaş anlamda hakikat meselesi daha yani çok ciddi bir problem felsefe açısından ciddi bir problem. Tarihi olarak ele alırsa. biz klasik dünya açısından konuştuk. Platon'da hakik hakikat zaten Nietzsche'nin vesaire karşı çıktıkları hakikat kavrayışıdır. Ee, hakikatin indirgenemezliği ve hakikatin ee, diyelim aşkınlığı meselesi Böyle bir dünyada felsefe demin dediğim gibi yani mesela ideler dünyası, hakikat ideler dünyasında olduğuna göre filozofu ideler dünyasına ulaştıracak olan şey nedir? Akıldır. Çünkü ideler akledilebilir varlıklardır, duyulur varlıklar değil. Duyulur dünya idelerin kopyası olan ya da ondan pay alan varlıkların dünyasıdır, duyularımıza hitap eder. Sanat malum olduğu üzere aistesis kelimesi eski Yunanda duyu verisi falan anlamına geliyor. Estetik kelimesinin kökü olan. Bütün sanatlar duyularla alakalıdır. Görsel sanatlar, işitsel sanatlar vesaire. E şimdi e, duyular üzerinden hakikate ulaşmak e, yol değil Platon'a göre. Ancak diyalektik ve matematikle e, dolayısıyla akledilebilir dünyayı ancak kavramsal çalışmayla yani e, analitik e, akıl yürütmelerle ulaşılabileceği iddiasında. Mesela diyalog da aslında bunu şey yapmış oluyor, diyalog biçimini kullanması teyit etmiş oluyor. Çünkü diyalogda tam da akıl yürütmeler, bir kavram ortaya konuluyor, onun tanımlanmaya çalışılıyor falan. E, aynı zamanda karşılıklı iki kişinin en azından konuşması anlamına gelen diyalog, diyalektik e, anlamına da geliyor yöntem olarak. Dolayısıyla hakikate bu akıl yürütmeler yolundan erişme yönünde bir çaba olarak ama sanatçının yolu duyuların yolu olduğu için e, sağlıklı bir yol değil. Sanatçıyı dışlamasının temel sebeplerinden biri olarak bu görünebilir. Belki de tam da bu sebeplerden dolayı Nietzsche ile biraz önce bahsettik. Nietzsche sana sanatı yücel, sanatçıyı yüceltiyor. Şimdi mesela Nietzsche'nin e, Tragedya'nın doğuşunda çok e, şey e, tespitle önemli tespitlerinden birisi diyor ki eski Yunanlar hayatın anlamsızlığının diyor çok erken farkına vardılar yani Çünkü kendi niçeci anlayışla da alakalı Çünkü aşkın bir değer yok insan dünyada Peki neden varız her şey geçip gidiyor değil mi ölüm var vesaire Dolayısıyla diyor bu sorunu çözmek için yani anlam ve değer yaratmaları gerekiyordu bunun için sanatı icat ettiler diyor Tragediyayı icat ettiler Dolayısıyla sanat, bu e, Nietzscheci perspektiften hayata anlam ve değer yüklemenin alanı olarak görünüyor. Şimdi Nietzsche buna bir geri dönüş arayışı içerisinde. Yani sanatçı filozof kimliğiyle sanatı yeniden o e, tahtına oturtmak gibi bir arayış içerisinde ki çağdaş dönem için eee ilginçtir mesela biraz önce konuştuk mitostan logosa geç sanki ilerlemeci bir felsefe tarihçisi bunu söyler. Yani e, irrasyonel olandan rasyonele işte efendime söyleyeyim. Hatta e, dini olandan e, şeye doğru ateizme doğru felsefede böyle bir ciddi bir ilerleme varmış gibi. Ama bunlar hep indirgemecidir, hep problematiktir felsefeden. Her zaman çokluğu ve çeşitliliği görmek gerekir. Fakat e, çağdaş dönemde sanatın yeniden değer itibar kazanmasının sebeplerini anlamak lazım. Yani e, mesela 20. yüzyılda değil mi? 19. yüzyılda itibaren kapitalizmin doğurduğu sonuçlar, sosyal, siyasal, ekonomik buhranlar, işte anlam ve değer sorunları e böyle bir dünyada e, bilimin bu değer alanında insana vereceği bir cevap yok. Yani bilim e, size bir ahlak veremez. E, bilim içine cevap vermez. Ama na, nasıl cevap verir? E, meşhur Wittgenstein'ın e, çok ve Ciz bir ifadesi var diyor ki bütün olgu sorunları çözüldüğünde ki bilim olgularla ilgileniyor, olgulara ilişkin bütün sorun sorular sorunlar çözüldüğünde yine de bir soru diyor geride kalır diyor ortada kalır hayatın anlamı nedir bilim hayatın anlamına cevap veremez ama bir şiirden hayatın anlamına ilişkin şeyler çıkarabiliriz bir edebi metinden hayatın anlamına ilişkin şeyler çıkarabiliriz. Belki burada işte biraz sonra konuşuruz belki yine açılırsa. Yani etik ve politik mes yani 20. yüzyıl çağdaş dönemin etik ve politik e, durumunun e, felsefe ile edebiyat arasındaki ilişkiyi nasıl bir mecraya taşıdığı. Daha başka bir düzlemde meski o e, 20. yüzyılda felsefede iki önemli dönüşten bahsediliyor. Birisi dilsel ya da dilbilimsel dönüş, linguistic turn deniliyor. Bir de etik dönüş. Bu iki dönüşte aslında edebiyatla, fel, sanatla, felsefe arasındaki ilişkinin klasik anlamını kökten değiştirecek bir mecraya taşıyor söylem alanlarını diyebilirim. Ben onu sona bırakıyordum o soruyu. Evet. Oradan Yerinde oradan, tekrar. Evet, evet, söylesen, evet, evet tam yeri geldi. Oradan devam edelim. Şimdi bir hakikat sonrasından söz ettik. Efendim siz dil felsefesiyle çalışın. Dilde de ciddi bir dönüşüm oldu. Ne diyelim hani olgusal dilden uzlaşımsal dile doğru bir geçiş oldu. İşte az önce sizin yine dediğiniz gibi hakikat daha çok olguyla yargının örtüşmesi şeklinde tecelli ediyordu belki hakikat ama bugünün dil felsefesinde anlam daha çok dilin içine çekilmiş oldu. Biz dil dolayısıyla artık anlama ulaşır, nesneye ulaşır hale geldik. Bir yandan da o etik dönüşüm var. E bu yine sanat ve felsefe bağlamında bu dönüşleri nasıl anlamamız gerekiyor? Evet. Yani benim biraz önce tespit ettiğim anlamıyla eğer bu iki dönüşü dikkatle incelersek daha komplike bir duruma, karmaşık bir duruma geliyor sanat, edebiyat, felsefe ilişkisi. Yani dilsel dönüş zaten felsefede, edebiyatta dil üzerinden gerçekleştirilen etkinlikler. Dolayısıyla bu dil zemininde birleşen bu iki etkinliği, dile ilişkin kavrayışımızın değişmesi ya da dile ilişkin bakışımızın değişmesi elbette etkileyecektir. Felsefede dikkat çekici bir biçimde yani e, istisnai bir noktada değil genel olarak 20. yüzyıl ya da çağdaş felsefeyi komple dilin içine, dilin zeminine çeken bir dönüş gerçekleşiyor. 20. yüzyılın başında oluyor bu olay. Hemen bütün felsefe akımları çağdaş felsefedeki dil üzerinden felsefe yapan aslında dili sorarak, dili sorgulayarak mesela varlığı sorgulayan Haydeger'in meşhur hani e, dil varlığın evidir falan diyor bir faaliyet haline dönüyor. Daha da ciddi Saussure'umda şey. Evet, var, Sosür, yani bu aynı zamanda bir dil yani sosyal. bu böyle tek sadece felsefecilerin e, çalışmasının neticesi de değil. Zaten biraz önce belki anlattığım daha da genelleştirmek lazım. Felsefe felsefenin bilimle ilişkisi meselesi paradigmatik bir ilişkidir. Dil bilimde yaşanan e, gelişme filolojinin bugün anladığımız dil bilime dönüşmesi. Sonra dil çalışmaları Sasür'ün... E, efendim bir üniversitenin dar salonlarında öğrencilerine ders anlatırken geliştirdiği de bir dil yaklaşımı. bakıyorsunuz sosyal bilimlerde beşeri bilimlerde sosyolojiden işte felsefeye kadar çok ciddi sonuçlara yol açıyor. Edebiyatta da ciddi sonuçlara yol açıyor. Evet. Şimdi olay sadece dilin yapısıyla, işleyişiyle alakalı tartışmalar değil ki birçok bir dil felsefecisi bu konuyla ilgileniyor 20. yüzyılda. Yani Russell, Wittgenstein'dan işte efendim yaşayan bugün Shamsky'e varıncaya kadar. Bir taraftan da metin anlam yorum tartışmaları felsefenin tam da göbeğine oturuyor. Yani hermönetik, işte efendim postyapsalcılık, yapsalcılık sonrası dönem. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz felsefeci artık metni tartışıyor, anlamı tartışıyor, yorumu tartışıyor ve burada yani metin anlam yorum teorisi tartışmalarının cereyan ettiği bir yerde edebiyat kenarda durur mu? Doğrudan meselenin göbeğine oturuyor. Felsefe edebiyatla iştigal eder. Edebiyat üzerine kapıyor. Bu yüzden zaten bir de edebiyat felsefesi diye henüz biz Türkiye'de edebiyat felsefe ilişkisini tartışıyoruz ama bildiğim kadarıyla edebiyat felsefesi diye yani fizik felsefesi gibi anlamında edebiyat felsefesi diye bir metin henüz yayınlanmadı. Batı'da bununla alakalı metinler var. Diyeceğim yani doğrudan dilsel dönüş dediğim şey felsefenin bu dil mecrası üzerinden gerçekleşen bir etkinlik olması ister istemez 20. yüzyılda felsefe ile edebiyat arasındaki ilişkiyi hayati bir noktaya taşıyor. Başka bir dönüşten, etik dönüşten bahsettik. Yani bu bilimlerin gelişmesi vesaire demin bahsettiğimiz anlamda etiği çok ciddi problemli bir alan haline getiriyor. Felsefede yani çağımızı anlamak açısından diyorum. Felsefe, etik felsefenin en köklü disiplinlerinden birisidir hatta etin hatta çağdaş felsefede Levinas mesela ilk felsefe olarak etik diyor. Prima filosofia yani felsefenin şeyi budur, temeli budur yani, omurgası budur, etiktir gibi. Bu felsefe tarihinin Sokratik gelenek ki mesela Sokrat da öyle temel evet. sorunun yaşamın anlamı vesaire etikle alakalı olduğunu düşünüyor felsefeci. Için. Felsefe için bu kadar hayati bir disiplin olmasına rağmen 20. yüzyılda yani şu anda günümüzde özellikle de e, İkinci Dünya Savaşı sonrası süreci, felsefenin sürecine bakarsanız e, klasik dünyada olduğu gibi size bütünlüklü bir e, ahlak öğretisi sunan filozoflar yok. Halbuki mesela Aristoteles değil mi? bir ahlak reçetesi sunuyor. E, Nikomakos'a etik. Evet. Hatta ilginç bir örnek vermek benim hoşuma giden gerekirse Adorno 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden Minima Moralia kitabını yazıyor. Minik ahlak, küçük ahlak. Ee, rivayete bakılırsa eserin adını Minima Moralia koymasının sebebi e, Aristoteles'in Magna Moralia'sı. Magna Moralia Aristoteles'in büyük ahlak demek. Hem e, Aristoteles'in eserleri arasında ahlak en kalın cilde oluşturuyor. Ahlak bölümü bir hacimciye. İkincisi de ahlak bu kadar önemli çünkü Aristoteles açısından nihayet her şey dönüp dolaşıp mutluluğa bağlanıyor. Yani bilmek bile mutlulukla alakalı. Neden bilmek isteriz? Mutlu olmak isteriz gibi bir yere geliyorlar. Bu kadar merkezi ve önemli olan ve bu kadar büyük olan bir öğretiyi e, ahlak öğreti alanını diyelim. Ahlakı e, Adorno minima moralia diyor. Minik ahlak, küçük ahlak ve bize bir reçete sunmuyor. Halbuki Aristoteles reçete sunuyor. İslam dünyasında da öyle kimyayı saadet, mutluluğun kimyası yani reçetesi okuyun ve mutlu olun gibi bir şey. 20. yüzyıl insanına sunabileceğimiz reçete var mı? Günümüz ahlakları, değil mi? Mesela 20. yüzyıl ahlaklarını birkaç şey tasnif edenler var. Sorumluluk etikleri, işte efendim kendini gerçekleştirme etiği vesaire gibi. Bu etiklerin hemen hepsinin temel özelliği aslında eleştirel etikler olması ve size bir reçete sunmaktan ziyade işte sizin içinde bulunduğunuz durumun ne kadar ciddi bir açmaz olduğunu ahlaki bir fail olmanın ne olduğunu vesaire sorunlaştıran ama size açıkça da ya kardeşim şöyle yaşarsan mutlu olursun ve mutlu ölürsün diyememeler. Şimdi böyle bir dünyada edebiyatın elbette büyük bir işlevi var. Şimdi edebiyatın yine gözden kaçırılan önemli özelliklerinden birisi modern dönemde sekülerleşme ile olan bağlantısıdır. Aslında edebiyat edebi metinler, kutsal metinlerin yerini almak gibi bir işlev üstleniyorlar Batı dünyasında. Yani tek bir metin değil, yığınlar, roman mesela. Şimdi böyle bir dünyada demektir ki roman vesaire aynı zamanda bu ahlaki bir içerik yani birey olmanın, işte efendim yaşamanın vesaire detaylandırılabilecek temellerini sunan metinler olarak edebi metinler görülebilir. Doğrudan doğruya ahlaki bir şeyi de saniyor ama buradan e, şunu mu çıkar şunu mu çıkartmak lazım diye sorulursa belki onu da konuşabiliriz. Yani sanat ve ahlak meselesi yani a, sanatçı bir ahlak vaizi midir? Bu anlama mı geliyor? Hayır bu anlama gelmiyor. Bizim klasik dünyamız için de yani mesela İslam dünyasında eee tehsil ile ahlak meselesi edebiyatın en önemli mesele olarak görülmüş. Yani ahlakın güzelleştirilmesi, iyileştirilmesi eee çok en temel işlev olarak görülmüş edebi, edebiyat açısından. Şimdi çağdaş döneme baktığım zaman hayır sanatçının böyle bir ahlak vaizi değildir, ahlakçı değildir sanatçı. Ama bu şu anlamada gelmiyor yani günümüz açısından. Romancı ahlakla hiç alak romanın ahlakla alakası yoktur ya da bir roman yazarı ahlakla hiç ilgilenmez anlamına gelmiyor. Ama ahlak vaizi kesil kesilmez, kesilemez. Sanatçının yapması gereken şey kendi eserine bakmaktır. Eseri doğrudan doğruya zaten etik olanla ilgilidir. Çünkü doğrudan doğruya insanla insan hayatıyla vesaire ilgilidir gibi bir yere gelmiş oluyor. Bilmiyorum yine herhalde uzattım. Yok canım estağfurullah zaman problemimiz <laughs> yok. Evet. <laughs> e, Alman romantikleri şiiri felsefen üstüne koyuyordu. Bizde de işte şiir ve şuur aynı kökten geldiği için İslam geleneğinde de zayıf da olsa yine ma mantığın altında yer alıyor şiir. Dolayısıyla burada şiir ve felsefesiz yine bir iki atıf yaptınız. Onu biraz açalım. Bir de bu felsefi roman diye bir şey var. Ona nasıl bakıyorsunuz? Evet. E, Alman romantizmi işte demin o tartıştığımız duygu ve akıl meselesiyle de alakalı. Yani 19. yüzyıla geldiğimizde artık aydınlanmanın doruk yaptığı bir dönem. Sanki insan sadece akıl varlığıymış gibi tasavvur ediliyor. Ve evrende sadece pozitif bilimlerin açıkladığı ilişkimizi sadece pozitif bilimler üzerinden kurduğumuz bir şeymiş gibi algılanıyor. Tam da öyle bir dönemde aslında duyguyu yeniden işin içerisine katan, bilimler karşısında sanata çok özel işlerler yükleyen e, düşünürler. Hatta Alman romantizminden, irrasyonalizmden, işte biraz önce bahsettiğimiz Nietzsche, Kierkegaard, Schopenhauer'dan, e, işte egzistansiyelizm çaba felsefesi falan gibi 20. yüzyıl e, geleneklerine böyle bir hat var. Bu aydınlanma eleştirisiyle de kesişiyor. E, romantikler sanata özellikle de şiiri ayrıcalıklı bir yer veriyorlar. Daha doğrusu şiir ve musiki zaten. Özellikle 19. yüzyıl Alman felsefesinde. Çünkü sanatlar arasında en mücerret olanı bunlar. Mesela Hegel'de yani heykel tıraşlık da bir sanat. Mesela mimari sanat mıdır değil midir diye tartışıyoruz. O da hani ototelos bir sanat eserinin e, kendi amacını kendi içinde taşıması gerekir. Dolayısıyla bir ev yapılmış mesela bu sanat eseri olur mu olmaz mı meselesi onun da ötesinde yani burada bir e, kullanımın ötesinde somut bir şey var. Bir de şiir var ve musiki var. Formun yük, yücelmesi meselesi yani sanatta formun doruk noktasına ulaşması tam da o işte romantizmin e, olduğu yerde romantik sanat e, şiiri ve musiki yöne çıkartıyor sanatlar arasında çünkü sadece ses var işin içerisinde akış var oluş var evrendeki oluşu ifade ediyor onunla bütünleşiyor diyebiliriz ve sadece şiir yazmıyorlar aslında evreni şiirleştirmiş oluyorlar bir estetik panteizm var adeta yani evreni bir sanat eseri olarak kozmik aklın bir ürünü sanat sanat eseri gibi değerlendiriyorlar böyle bir yaklaşım var romantizmde ve şiir felsefe ilişkisi söz konusu olduğunda da hep Alman romantizmine, atıf yapılır. Sanat söz konusu olduğunda da yani Şiller gibi özellikle isimlere. Şiir-felsefe ilişkisi demin bahsettiğimiz anlamda yani şiirin felsefeyle tarihsel ilişkisi ta kökene dönmemizi gerektiriyor. Yakınlarda baktığım bir kitapta şöyle bir şey vardı. hani Şiir-felsefe ilişkisi tartışılırken şiirle felsefe yapma vesaire bu öne çıkarılıyor ama mesela bugün 20. yüzyıl felsefesinin önemli özelliklerinden birisi akademik felsefe olması. Yani bugün mesela ben de akademide bir hocayım. Talebem bana şiir yazarak bir tez getirse, hocam ben yaptım bir felsefe tezi şiir olarak yazdım dese bunu kabul etmek mümkün değil. Yani bu türlerin söylemlerin gelişimiyle alakalı mesela günümüzde daha çok akademik makale ile felsefe yazılıyor anlamında. Dolayısıyla şiirsel söylem, felsefi söylem arasında ilişki çok değişik biçimlerde tartışılabilir. Ee, bu geç dönem Heidegger'de var herhalde. Şiire evet. Değil mi? Mesela Heidegger evet şiiri e, yani düşünceyle, şiir felsefi düşünüşle, şiirsel düşünüş adeta iki e, dağ gibi dor doruklarından birbirlerine seslenen iki dağ gibi değerlendiriyor. E, varlık ve zamandan sonraki döneminin e, işte bu şiirsel olana doğru kaydı vurgulanır. Öyledir metinleri Hatta bu Alman e, şiiri üzerine meşhur okumaları işte George Trakl Rilke, Hölderlin gibi tabi yani şiir yorumları falan da yapıyor. Hermenetik geleneğin isimlerinden biri olduğunu Ayda gelin biliyoruz. Dolayısıyla şiir felsefe ilişkisinin daha derinden e, kuran e, filozoflardan birisi. Demin dediğimiz gibi aslında bu indirgemeci olamayız dedik. Mesela şimdi anal analitik gelenek edebiyatla felsefe arasındaki ilişkiye katı bir duvar örmeye çalışırken edebi olanla felsefi olanı hatta felsefi felsefeyi bile e, yeniden tanımlayıp ona belli bir içerik kazandırmaya çalışırken Heidegger örneğinde görüldüğü gibi bazı filozoflar da tam tersine bu duvarları yıkmaya çalışan e, filozoflar olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi felsefi roman e, o da çok köklü bir problem. E, Gürsel Aytaç hocanın kitabı dışında da felsefi roman üzerine bir kitap yayınlanmadı Türkçe'de. O da teorik bir tartışma yapmıyor. Kısa bir iki sayfalık bir girişten sonra Batı edebiyatından ve bizden örnekler veriyor. İlginçtir mesela Amaka Hayal gibi 19. yüzyılda yazılmış Türkiye'de felsefi roman denildiğinde ilk akla gelmesi gereken eseri Gülte Aytaç Hoca almamış ama güncel yazarlar mesela Elif Şafak'ın aşk romanını felsefi bir roman olarak o da herhalde Vahdeti Vücuda, Şemse işte Mevlana'ya onların eserlerini yaptığı göndermelerinden dolayı olsa gerek nedir felsefi roman? Felsefi bir tez mi içermektedir? bir felsefi sorunu mu tartışmaktadır? Yani i̇lla tezli olması gerekir? Ee, büyük örnek, 20. yüzyıla büyük örnekleri var batıda. Örneğin e, Beckett, Samuel Beckett onun üçlemesi e, post felsefenin temel problemlerini üzerinden tartışabileceğiniz metinler sunuyor. Örneğin öznenin merkezsizleşmesi problemi için. Özne problemi için. Çağdaş herhalde 20. yüzyılın en önemli felsefe problemlerinden birisi özne problemi. Öznenin merkezsizleştirilmesi. Ee, ama yani felsefe ile roman arasındaki ilişki, felsefi roman tabii ayrı bir şey. Onu karakterize etmek açısından kullanıyoruz. Felsefi diyoruz. Bir romanda felsefi olan çok değişik şekillerde e, ele alınabilir. Mesela e, Iris Murdoch, onun ee, bu konuda yazdığı teorik yazılar da var. Edebiyat felsefe üzerinden, romanda felsefe nasıl olur gibi. Kendisinin son yazdığı hatta tamamlayamadığı e, İkilem diye bir romanı var. Ka kahraman Heidegger'in Varlık ve Zaman'ından okumalar yapıyor. Yazar da yani e, Murdoch orada bildiğiniz pasaj alıntılıyor şeyden. E, varlık ve Zaman'dan. Yani şimdi romanla felsefe arasında ilişki kurmanın en basit şeyi günümüzde kolaj, pastij vesaire sanatın edebi sanatların önemli artık teknikler oldu. Ya yani bu tarz geçiş metinler arası geçişkenlikler bile felsefeyle edebi bir metnin bir kurgunun ilişkisini kurabilir. Şimdi ama felsefi roman dediğimizde daha temel bir şeye vurgu yapmış olur. Bir felsefi problemin tartışılması. Orada da sanki rafine etmeye çalışılıyor. Mesela diyelim doğrudan bir felsefi öğretinin sunulduğu bir metin mi olmalı? Örneğin Jean-Paul Sartre'ın o en çok zikredilen felsefi romanlardan birisi Bulantı adlı eseridir. Hakikaten orada fenomenolojik yaklaşım edebi bir kalıpla bize sunuluyor. Sartre'ın varoluşçuluğunun temel kavramları, temel problemleri bize yine roman içerisinde yani deniz kıyısında yerden aldığı taşın üzerinde bir çamur onunla işte yüzleşmesi, yaşadığı bulantı vesaire. Aslında bunlar hep fenomenolojik çözümleme ile varlık ve içlikte bize felsefi olarak sunmaya çalıştığı şeyler roman kalıbı kalıp içerisinde sunmuş oluyor. Bu kadar ciddi tezli ve işte ya da belli bir felsefi öğretiyi mi sunmalı? Ya o da problemli. Mesela Gürsel Aytaç Hoca böyle yaklaşmamış. Batı'da da hiç akla gelmeyecek metinlerin felsefi olarak, felsefi roman olarak sunulduğunu görmek mümkün. İslam dünyasında roman yok ama malumunuz işte Haybin Yaksan kurgu olarak, roman olarak değerlendiriliyor. E, romandan önceki roman gibi falan nitelendiriliyor. O da felsefi bir metindir. Felsefi roman olarak ele alınabilir. Mesela Gürt, Gürsel Aytaç hocanın kitabında, bu da yok. Buradan hocanın kitabını eleştirmiş oluyor <laughs> gerçi ama yine de takdirlerimizi sunalım. Çünkü Türkçe'de, e, felsefi Türkçe üzerinden felsefi roman nedir bakmak isteyenlere e, önemli bir metin sunmuş oluyor hoca. Tabi batılı örnekleri de var. William Golding, işte Dan e, Sartre vesaire varıncaya kadar. Şimdi ben şöyle bir şey sorayım. Mesela hani felsefi bir romanı felsefi olarak sunmaya örnek teşkil edecek biçimde buraya gelmeden önce de bir yerde oturup bu meseleyi konuşuyordum. Eee Tanpınar'ın Huzur romanı felsefi bir romandır ve ben bunu temellendirebilirim. şöyle kabaca temellendireyim. E, felsefenin en temel problemlerinden birisi değişim problemidir. Yani görünüş ve gerçeklik problemi. Görünüşte sürekli değişimler var. Gerçek değişmeyen mesela öz e, şöyle iki soru sorulabilir. Değişmeden kalan nedir sorusu, birinci soru. Bu doğaya ilişkin bir sorudur. Yani doğada sürekli değişim var. Bunun arkasında değişmeden kalan bir şey var mı ya da nedir? İkinci bir soru da yine aynı kalıp içerisinde değişmeden kalması gereken nedir? Doğan'ın karşısında kültürü oturtmuş oluyoruz. Dolayısıyla kültür de değişiyor ama kültürde değişmeden kalması gereken şey nedir? Tampınar eğer bu iki soruyu değişim üzerine kurguladığımız bu iki soruyu felsefi temel problem olarak kabul ediyorsak ki öyledir. Felsefe değişim problemiyle başından beri uğraşmaktadır. Değişik şekillerde, metafiziksel olarak vesaire. Tampınar bu soruyu değişmeden kalması gereken nedir sorusunu huzurda soruyor hem de kritik bir dönemde soruyor yani modernleşme batıllaşma sürecinde soruyor ve ilginçtir onun yaşadığım gibi makaleler derlemesinde göz ardı edilen çok önemli makalelerinden birisi medeniyet değiştirmesi ve iç insan başlığını taşıyor dikkat çekmemiştir aslında. aslında. Orada bir iç insan kavramsallaştırması sunuyor. Tabi edebiyatçı olduğu için kavram o ka, e, demin bahsettiği Spinozacı tarzda böyle bir özsel tanımla bize tanımlamıyor ama bir iç insandan bahsediyor. E, problem problemle medeniyet değiştirmesi. O okuyanlar görecektir. Tanzimat sonrası yaşanan ikilikten bahsediyor. Bir yandan batılaşıyoruz, Batılıyız. Bir yandan biz miyiz, neyiz, ne olacak? Çok hızlı değişim süreçleri. Orada şöyle söyleyeyim Tanpınar geç Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin sosyal bilim sosyologlarının sunamadığı çözüm önerisini sunuyor modernleşme karşısında. Bu problemi iç insan çözecektir ya da kendi iç dünyamızda çözeceğiz. Her birey kendi iç dünyasında bu çatışkıdan, çelişkiden, bu ikilemden kurtulduğu zaman bu mesele çözülmüş olacak. Peki ama iç insan nedir? Ee, İç insan adeta orada da Bergson'cu şeyi kullanıyor. Çünkü Bergson metafiziğe gidiyoruz buradan da. Bergson'da zaman biliyorsunuz bir içsel zaman bir de dışsal zaman, fiziksel zaman var. Ee, ve imtidat dediğimiz şey, sürekliliği sağlayacak şey insanın içindedir. Yani geçmişle, şimdi ve geleceği bütünleyen şey aslında bizim şuurumuzdur. Bizim vicdanımızdır. Vicdan deyince Bergson'dan uzaklaşıyor gibi olabiliriz ama Osmanlı son döneminde Consciousness kelimesi şuur anlamına, bilinç anlamına geldiği kadar vicdan olarak da, vicdan olarak da adlandırılıyor. Dolayısıyla bu, bu mesele vicdani, içsel bir mesele haline getiriyor. Şöyle döneyim geriye, romana gelmemiz gerekiyor. Orada e, bizim medeniyetimizi bir iç alem medeniyeti olarak sunuyor huzurda. Yani medeniyetimiz bir iç alem medeniyetidir. E, muayyen bir ruh nizamına kavuşmuş kendi nefis mücahadelerini vermiş, dolayısıyla nefis, nefislerini terbiye etmiş insanların medeniyeti falan diyor. İç alem medeniyeti ve iç insan. Şimdi e, çok mu şey bunu biraz temellendir, kavram, şu kavramlar üzerinden bu romanı demin sorduğunuz anlamıyla değişmeden kalması gereken nedir? Çünkü değerlerle, al kültürle alakalı olduğu için gereken diyoruz, değişmeden kalan demiyoruz. Bir olgu durumu yok. Kültür de değişiyor, doğada da değişme var ama kültürel değişmeyi, değer değişimi olduğu için, olması gereken, kalması gereken şeyini kullanıyoruz. Dolayısıyla bu soruya değişmeden kalması gereken nedir sorusuna bir iç insan belki de Bergsoncu o bilinç teorisinden ve zaman teorisinden hareketle sürekli süreklilik kurabilecek bir şekilde bir çözüm üretmeye çalışıyor romanda diyebiliriz. Dolayısıyla felsefi bir roman olarak okumak mümkündür. Belki meseleyi şeye tampınara kaydırdım ama vermek istediğim şuydu. Tek bir roman örneği üzerinden yani huzur üzerinden bir romanda felsefi kılan şey nedir? demin dediğim gibi Sartre'nin örneğinde olduğu üzere varoluşluk denilen öğretiyi başından sonuna takip edebileceğimiz bir roman yoksa bu bağlamda bir problemi kahramanın diyelim olay örgüsü içerisinde yaşam deneyimleri üzerinden kurgulayan, tartışan bir roman mı? Elbette haklılaştırılması mümkündür diyelim. Son iki soru sormak istiyorum. Şu ana kadar bir iki defa atıf yaptığımız Doğu'ya, İslam dünyasına da, Batı'dan konuştuk genellikle. <laughs> İslam dünyasına ya da Doğu'da bu sanat-felsefe ilişkisi bakımından batıyla ile benzeşen ya da ayrışan yanları nelerdir? Evet. Şimdi burada da e, önemli soru, teşekkür ediyorum. Biz genelde e, edebiyat-felsefe ilişkisi söz konusu olduğunda bizim de yaptığımız üzere hemen antikteye dönüyoruz. Antik Yunan'dan başlayıp edebiyat-felsefe tartışıyoruz. Meselenin İslam kültür dünyasında, İslam Osmanlı kültür dünyasında edebiyat-felsefe ilişkisi nedir? Bunun üzerine pek kafa yormuyoruz. Bir kere edebiyat isimlendirmesi şinasıyla falan başlatılıyor, modern bir e, adlandırma. Zaten edebiyatta eski ve yeni tartışması Hı. çok uzun boylu bir bizi aşan bir tartışma. Fakat son yapılan çalışmalar gösteriliyor gösteriyor ki edebiyat aslında şinasiden önce de kullanılmış İslam dünyasında. Ta Emeviler zamanına kadar e, Arap metinlerinde işte e, Osmanlı e, Türkçesi olarak da 15. 16. yüzyıldaki metin edebiyat kelimesinin kullanıldığı yönünde falan çalışmalar var. Fakat bu bizim için önemli değil ama şu açıdan önemli. Yani edebi modern edebiyat dediğimiz şey bizde e, 18. yüzyıl Tanzimat sonrası dönemde karşımıza çıkıyor. Öyleyse aslında bu batılı anlamda tartıştığımız edebiyat ve felsefe meselesini sanki 18. yüzyıldan başlatmamız gerekiyormuş gibi. Ama bizim felsefeyle beraber düşünmemiz gereken, zaten düşünülmüş olan, önemli terimlerden biri hikmet. İslam dünyasında hikmet geleneği. Yani asr-ı saadete kadar geri götürülebilecek bir kavrama referans vermiş oluyoruz ve doğrudan aslında felsefi olanla münasebeti Erken yüzyıllardan itibaren, felsefenin İslam dünyasına girişi sırasında kurulmuş, hakim kelimesi filozofa karşılık, e, hikmet de felsefeye karşılık kullanılmış, kullanıma gelmiş bir terimdir. Sonradan ortalık karışıyor tabii. Ahmet Mithat'ın güzel bir yazısı vardı bu konuyla alakalı. Çünkü hikmet aynı zamanda tıp alanına da, fizik alanına karşılık da ilmi hikmet deyince, 18. yüzyıldan itibaren fiziğe de ilmi hikmet denmiş. Bir yandan hikmet, felsefe, bir yandan tıp olmuş falan ortalık karışmış yani. Terimin bu bizim aynı zamanda zihniyet dünyamızın karışıklığına da işaret ediyor. Ahmet Mithat bunu çok erken fark eden isimlerden birisi. Şimdi edebiyat kelimesinin kullanımını bir kenara bırakırsak şiir ve inşa var edebiyatın e, yerine ki burada e, Mustafa Reşit Paşa'nın ilk defa edebiyata karşılık bir şeyler kullanmaya çalıştığını görüyor. Sonra Ziya Paşa şiir ve inşayı öneriyor falan. Sonra işte Şinasi edebiyat bugüne geliyor. Fakat ilmi edep, ilmi edep terimi bugün anladığımız anlamda edebiyatta karşılık gelmese de edebi, onu kuşatacak şekilde, yani bugün anladığımız ede, yazma, yazım dediğimiz literatür batıdaki kelimesini de kuşatacak şekilde ama daha temelde edepten de anlaşılacağı üzere ahlakla bütünleşmiş söz ve yazı ve davranışı yani söz ve davranışı diyelim yazıyı dolayısıyla içerecek bir anlamda kullanılmıştır. İlmi edeple ilmi hikmet arasındaki ilişki kurula gelmiştir. Şimdi bizim klasik filozoflarımızın Farabi gibi edebiyatla irtibatlar ilişkileri bilinmektedir. Dolayısıyla ta oralar yani klasik filozoflarımızda edebiyat felsefi ilişkisi ele alınabilir. Fakat edebiyattan anladığımız anlam eğer bugün anladığımız modern anlamsa o zaman 18. yüzyıldan itibaren tartışmamız gerekir. Batı'da da bu var. Mesela Derrida 18. yüzyıldan önce Malarmeden öncekini edebiyat olarak adlandırmıyor. Belles letresi falan bunlar edebiyat değildir diyor. Edebiyatı kendi üzerine kapanan bir alan olarak ilk defa sanatçının kendi eserini de düşündüğü bir yazım olarak değerlendiriyor. Malarme ile başlatıyor falan. Orada da yakın zamanda başlıyor. Bu sadece bizim modernleşme e, çabasıyla işte Batı yeni edebiyatı, modern edebiyatı buraya aktarmamızla alakalı değil. Mevzunun özüne dönecek olursak, e, yukarıda da size bahsettim. Bizim Osmanlı felsefe çalışmaları diye bir dizimiz var. Orada Bu, bu da olacak. benim son sorum olacaktı. Evet. Yani alanı daraltalım. Rıza evet. Tevfik ve Bahat Tevfik üzerinden Osmanlı geleneğini Osmanlı. değerlendirelim. Evet. evet. Şimdi Rıza Tevfik bizde herhalde şiir felsefe ilişkisini edebiyat felsefi ilişkisini ilk defa ciddi anlamda ele alan, bu konuda yazılar yazan kişidir. Onun Abdullah Hamid ve Mülahazat Felsefiyesi adlı eseri Latin harfleriyle de Abdullah Osman hocamız tarafından hazırlandı. Yeni baskıya ihtiyacı var onu da belirtmek gerekir. Bunun yazın, yanında da çeşitli makaleleri, derlemeleri, tekke edebiyatı üzerine, tasavvuf edebiyatı üzerine yazılarında felsefe ile edebiyat arasında çok sık ilişkiler kuruyor. Biz bu önümüzdeki e, ya bir 5-10 gün içerisinde yayınlanacak çıkmış olacak olan kitapta Rıza Tevfik'in e, Gülşen Raz hakkında Tetebbüat Felsefi adlı bir dizi e, makalesini e, bir araya getirdik, derledik. Bir de tabii bu makalenin yayınlanması üzerine çevrede oluşmuş olan tartışmanın yansıması olan Tayyip Mevlevi gibi, Elmalı Hamdi Yazır gibi ona bizzat ya mektup yoluyla ya da dergi aynı dergiye yazılarını göndererek katılmış olan bu tartışmaya katılmış olan kişilerin yazıları var. Mevzuya dönmemiz gerekirse Rıza Tevfik ilk defa şiir ve felsefeyi ilişkilendiriyor. Mesela e, Abdülhakamit'i mülazat felsefiyesinde Abdülhakamit'i mütefekkir şair olarak okuyor. Ve e, onun özellikle Makber ve Ölü adlı şiirlerinde e, bizzat felsefi bir problem olarak ölüm meselesini ele aldığını söylüyor. Hatta şöyle söyleyeyim onun e, şeyin e, Rıza Tevfik'in Felsefe Dersleri adlı bir eseri var. Bu rehber İttihat Mektebi'nde, orta dereceli bir okulda yani, okutulmuş felsefe derslerinin için hazırlanmış bir kitaptır. Orada felsefe bahislerini anlatırken edebi, sürekli edebiyata göndermeler yapıyor, edebiyattan metinler gündeme getiriyor. Abdülhak Hamit'i de ilk defa orada gündeme getiriyor. Gündeme getirme vesilesi de şudur. Felsefe hayretle ve ölüm korkusuyla başlamıştır ölüm kaygısıyla başlamıştır gibi. Platon'dan, Schopenhauer'dan falan bahsederken işte diyor bizde de Osmanlı dahiyane şairimiz falan diyor deha olarak nitelendirdiği Abdullah makber ve ölü şiirlerine gönderme yapıp oradan beyitler alarak bu ölüm kaygısı ve korkusuyla felsefe arasındaki ilişkiyi bizim bir şairimiz üzerinden temellendiriyor. Daha ilginç örnek bu Gülşen-i da görüyoruz. Aslında ondan önce nakşi Akkirmani diye bir 17. yüzyıl Osmanlı şairinin vahdeti vücut doktrini bağlamında yazdığı e, bir gazeli. E, Platon'un Alkibiades diyaloğundan bir pasaj hattı doğrudan çevirerek Alkibiades'i kullanarak yani Platoncu çerçevede okumaya tabi tutuyor. Yine olanlar şeyhi ya da olanlar şeyhi İbrahim Efendi'nin e, bir kasidesini Bergsoncu e, çerçevede okumaya çalışıyor. Anı daim yani bu Bergson'un zaman kavrayışının paralelinde anı daim fikrini onda bulduğunu söylüyor. Hatta çok yüceltiyor hem nakşiyi hem olanlar şeyini. Diyeceğim yani Rıza Tevfik Gülşen Raz hakkında tetapuatı felsefiyede de öyle. Spinoza, Descartes, hatta bütün klasik batı felsefesi üzerinden bir soruşturma da yapıyor. Bir, bir dizi, yazının bir bölümünde diyelim. Batı felsefesindeki problem olarak ele aldığı mesela varlık problemini vahdeti vücut üzerinden bilgi problemini de üç temel bilgi problemi olarak sezgi, e, rasyonalizm ve e, e, duyumculuk diyelim. Üç akım olduğunu, bunun dışında bir alternatif olmadığını söyleyip bunların sezgicilik üzerinden batıdaki sezgiciliği, entüvisyonizme karşı İslam dünyasındaki tasavvufi, keşfi ya da muhaşefe denilen şeyin e, ortaya konulduğunu görüyoruz. Demek istediğim yani klasik şiirimizi klasik tasavvufi şiirimizi, tasavvufi öğreti, vahdet vücut öğretisi yanında ve dışında diyelim, batı felsefesinin kavram çantasına müracaat ederek okumaya çalışan ilk isim herhalde Rıza Tevfik. Bağ Tevfik de biz yine bu dizimizde yer vermiştik, felsefi edebiyat diye, edebiyat felsefesi anlamında bir eseri var. Bağ Tevfik de tam tersine orada pozitivist bir bakış açısıyla bütün edebiyatı, meşhur bir makalesi de var. Edebiyat katiyen muzırdır, zararlıdır <laughs> yani diye. Bütün edebiyatı neredeyse şeye indiriyor. E, an, maraz-ı de de. diyor. Zihinsel bir hastalıktır diyor. Yani şair olanlar falan aslında hastadırlar yani. Marazlıdırlar. Eserleri de bunun göstergesidir gibi bir yere getiriyor. Ama ilginçtir. E, Celis, şair Celis diye o dönemde yaşamış bir şairi. Bugün ismi unutulmuş hiçbir eseri hatırlanmayan bir şairi bütün Osmanlı edebiyatının en büyük sanatkarı, en büyük şairi falan diye tebcil ederek, yücelterek onun şiirlerinden örnekler verip, onun şiirleri üzerinden şiirin nasıl olması gerektiğini, yani e, felsefi temellere, pozitivist anlayışla bilimsel vesaire bağlama taşıyarak değerlendirdiği yazı. Bir de Osmanlı edebiyatını yerden yere vuruyor. Hatta bu makalelerin yazılış sebebi Haşim olarak görünüyor. Ahmet Haşim'in bir makalesine cevaben ya da eleştiri olarak, tariz olarak diyelim yazılmış makaleler olarak görünüyor. Yani çok şey yaptım, dağıttım herhalde ama biz, bizim geleneğimizde de mesela tasofi edebiyatı, mesnevilerimizi, işte klasik şiirimizi hikmet bağlamında ele almak ve incelemek. Zaten doğrudan hikmet üzerinden yazan Nabi gibi şairlerimiz var vesaire bilinen bir yol. Aynı zamanda da şimdilerde giderek artan diyelim batı felsefesinin ya da güncel felsefi kavramların sağladığı imkanlarla klasik şiirimizi okumak yorumlamak gibi bir faaliyet yapılan yapılması gereken bir faaliyettir. Dolayısıyla İslam dünyasında e, hala bakir bir alan aslında felsefe edebiyat ilişkisi meselesi hikmet ve edebiyat da diyebiliriz buna üzerine çokça eğilmesi gerekiyor diyebilir, Eğilmesi gerekiyor diyebiliriz. Eyvallah hocam. Bu şey Bağatefik örnekteki Hani bugün unutulmuş bir şairin üzerinde duruyor dediniz bana şeyi hatırlattı. Yanılmıyorsam Adorno'nun bir şeydi herhalde. Kant-Fege'li kastederek sanattan hiç anlamayan bu iki adamın böyle dehşet bir estetik teori koyması da hayret vericidir diyor. <laughs> evet. Evet hocam. Evet. Ee, benim sorularım bu kadardı. Sizde soru varsa alalım. Buyurun. Yapamıyor muyuz derken yani e, akademide pek çok felsefe bölümünde, ilahiyatta da felsefeyle iştigal eden, hakikaten samimi, ciddi emek sarf eden, güzel eserler üreten kişilerimiz var, insanlarımız var. Daha genel felsefeyle alakalı bir sıkıntı batıda da var. Bizde işte e, felsefe var mıydı, yok muydu, ne bir filozofumuz yok falan gibi bir tartışma yürüyüp gidiyor ama sorduğunuz soru üzerinden mesela e, ciddi bir bilim geleneği olmadan bilim felsefesi yapmak mümkün değil yani öyle bir bilim ciddi bilim geleneği olacak arkasından onun ya da tersi de düşünülebilir. Böyle bir felsefi çaba olmadan bir ciddi bir bilim geleneği olamaz diye. Çünkü özellikle modern felsefe bu bilimle kurduğu ilişkiyle biraz önce dediğimiz gibi tanın, tanınıyor, tanımlanıyor. Hatta Batı ülkelerinde ciddi bir bilim formasyonu olmadan felsefi formasyon verilmiyor. Bizim daha çok yaygın biçimde klasik müfredata tabi felsefe dediğimiz bölümler var. Burada bütün felsefe disiplinleri tanıtılıyor ama Batı'da mesela matematik ve doğa bilimleri bazı temel doğa bilimleriyle alakalı disiplinler alınmadan üzerine felsefe çatısı kurulmuyor. Diyeceğim yani belki ne kadar ciddi bir bilim geleneğimiz var, niye yok vesaire çok köklü bir soru. Ama felsefe eskiden vardı şimdi yok meselesi de biraz yanlış olur. Tarçıla gelen problemler var bir yavaş yavaş oluşmuş bir gelenek var. Çünkü birden bire olacak bir şey de değil. Umutlu bakmak lazım diye düşünüyorum. İlahiyat sahasında felsefeye yer var. Çünkü zaten ilahiyat fakültelerinin kuruluşunda böyle bir müfredat oluşturulmuştu. Son yakın dönemde malumunuz hani felsefi derslerin ya da sosyoloji, felsefe gibi derslerin ilahiyat programlarından çıkarılması gibi bir tartışma oldu. Sonra o temel İslami bilimlerin sadece kalması gerektiği gibi. Sonra ondan vazgeçildi. Çok ciddi eleştiriler de aldı. İlahiyatların yapılanmasında felsefeye önemli bir yer verilmiş durumda. Şu andaki mevcut durumları nedir? Bu ayrıca gözden geçirilebilir, ele, ele alınabilir ama elbette bu beşeri bilimlerin, sosyal bilimlerin desteğini almamış bir ilahiyat temel bilimlerin ne ifade edeceğini tartışmaya bile gerek yok diyebilirim. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Kıl nazar. Evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? evet. Evet. şimdi bizim bir arkadaşımız kendi talebelerinden birine Nabi ile Cancak Russo Russo'nun Emili ile Nabi'nin Hayriye'sinin bir karşılaştırmasını yaptırmıştı. Hemen hemen aynı dönemde yaşıyorlar. Russo meşhur Emili ile modern pedagojinin önemli isimlerinden birisi. Modern felsefenin önemli isimlerinden birisi. Ee, Şeyden Nabi de o dönemin e, bir vasat orta sınıf bir aydınının hayriyede ne olması gerektiğini o metinde sunuyor aslında. Bizim klasik metinlerimizde felsefeyle alakalı sadece Nabi'nin bu hayriyesinde değil. E, mesela demin bahsettiğimiz Gülşen Raz eserinde de biz önüne yazdığımız yazıda buna değindik. Bizzat felsefeye ve akla karşı çok ciddi eleştiriler getirmesine rağmen Rıza Tefik gibi bir adam e, Şebrüsleri'nin Gülşen'in razını göklere çıkararak Batı felsefesi yani kendisinden 500-600 yıl sonra yaşamış filozofları bile imlendirecek şeyler söylemiştir diye sunuyor. Demek istediğim yani bu bizim klasik şeyimizde var felsefeyle e, tasavvufi, hikmet karşıtlığı üzerinden kurulmuş. Ama e, bu bir e, hani aklı e, müşevveş olmasın gençlerimizin. Dolayısıyla kafaları karışmasın. Ne uğraşacaksın akli meselelerle gibi bir yaklaşım. E, felsefeye karşı olduğu anlamına mı gelir? Yoksa tasavvufi hikmet ve ahlak bağlamında mı değerlendirilmedir? Bence ikincisi bağlamında ve demin dediğimiz gibi orta sınıf bir vatandaş nasıl olmalı? E, kalbiyle, şeyle, müsterih bir insan olmalı vesaire gibi yorumlanabilir. Ama bundan buradan bir felsefe karşıtlığı e, kati bir felsefe karşıtlığı mı çıkar? diye de ayrıca sorulabilir. Elbette yani. Evliya nüshası dururken filozofların metinlerini ele, ele almayacaklardır diyebiliriz yani. Eyvallah. Eyvallah. Başka soru yok herhalde. Peki teşekkür ederiz. Hocam sizin de ayaklarınızı... Estağfurullah yavrumda. ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Teşekkür Sabırla dinlediğiniz için sağ Eyvallah. olun. İyi akşamlar sağ olun.